Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karıştığı için yurt dışına kaçırdığı oğlu hakkında kırmızı bültenli arama kararı çıkarıldı. Mısır'da olan Tok katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye dönmek için şartlar koştu Eylem Tok. Yine olsa yine yaparım dedi. Onun bu sözleri evladını kaybeden Arı ailesini bir kez daha yıktı. Farlarını görmemle vurması bir oldu zaten. Annelik içgüdüsü olsaydı onda önce benim yavrumu kurtarıp hastaneye gelip benim oğlum zaten gidecekti. O anne acıların en büyüğünü yaşadı. Evladını o feci kazayla toprağa verdi. Ağlasaydım, sızlasaydım, gitseydim başında, dursaydım. Ben gidene kadar orada dursaydı. Öyle yapamadım. Deseydi. Ben onu başım üstünde tutardım. Oğuz Murat Hacı'nın ölümüne sebep olan oğlunu Mısır'a kaçıran anne Eylem Tok'sa yine olsa yine yaparım dedi. Acı ailesi o sözlere inanamadı. Bugün olsa yine yaparım. Bunu da ben korumak zorundayım. Demez. İnanmıyorum. O anne söylemez. Bir anne söyler mi ya? Nasıl olur da bir anne söylesin onu? Öyle bir vicdan olamaz ki. Türkiye günlerdir sorumsuzluklar zincirine kurban giden Oğuz Murat Acı'nın ölümünü ve sonrasında yaşanan kaçış planını konuşuyor. Biz benzinimizi aldık, dönüş yolundaydık. Araç arızalandı. Arızalanınca biz emniyetli bere çektik. 3 tane ATV'de emniyetli bere koyduk. Sonra Oğuz abim dedi ki, yani karşıdan gelen dedi, görsün diye ATV'yi ters çevirdi. Flaşörleri de en arkaya geçip yaktı yani. Görmemeleri imkansız gibi bir şey. Arabanın çok süratli olduğunu hatırlıyorum. Çarpmanın etkisi zaten savrulduk biz. Yaralılar kendine geldikçe detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yardım istemek için çıkarmıştım telefonu. Ama işte dediğim gibi aldılar elimden, kazanın hemen ardından aldım. Teyzem bana ulaşmak için beni arıyor telefonla. Beni aradıktan sonra bayan, bir hanımefendi çıkıyor. Teyzem de diyor ki, ben teyzesiyim, sen kimsin diyor. Telefonu suratında kapatıyor. Ondan sonra işte telefonu tabii güvenliğe bırakılıp oradan alındığı söyleniyor bir bayan tarafından. Kadın sesi duydunuz mu hiçbir yerde? Açıkçası duymadım ben kadın sesi. Olayda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor ama anne Eylem Tok hala ülkeye dönmedi. Bağlandığı televizyon programında ise dönmek için şart koştu. Ben her an dönebilirim. Şu anda dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. O çocuk gelsin. Annesi getirsin. Türkiye'de hiç kimse onun çocuğuna kimse bir şey yapmaz. Benim çocuğum toprakta nefes almıyor ama. Onun burada nefesi alacak. Konuşacak, sesini duyacak. Ama benim çocuğum ne nefes alabilecek? O feci kazayla Oğuz Murat Hacı'yı hayattan koparan 17 yaşındaki çocuk ve onu Mısır'a kaçıran annesi hakkında Adalet Bakanlığı devreye girdi. Kırmızı bültenle aranması planlanan anne oğul Türkiye'ye getirilecek. Mısır adli makamlarından iadesini talep edecek olan süreci başlattık. Bir kırmızı bülten çıkarıyoruz. Sağ olsun bakanımız ilgilendi, olaya el koydu. Çok teşekkür ederiz kendisine. Türk adaletine de inanıyorum. Aile yardım ve yataklık suçundan anne hakkında da suç duyurusunda bulundu. Delilleri karartmak, ihmal göstererek ölüme sebep olmak, yataklık, yardım suçlarından anne hakkında da aynı şekilde soruşturma başladı. Gittikleri ülkede de orada aranacaklar.